Annem ne oldu? Sonra anne. Sonra. Sonuçta içim değişti. Bak ne de çabuk eksildi. Ah o yaşanan güzel şeyler. Sen geç, benim bir işim var, geliyorum. Nereye abi? Geliyorum, geliyorum. Merhaba Ozan Bey. Merhaba Ozan Bey. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar Ozan Bey. Merhaba. Ozan Bey, buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Yok, öyle bir baktım. Herkes gelmiş, başlamış işe. Bir tek Esra gelmiyor. Ya, ne olmuş, bir şey mi olmuş? Bilmiyorum, aradım ulaşamadım. Arar herhalde yakında ya. Neyse, kolay gelsin size. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun Ozan Bey. İyi oldu, iyi. Doğrusu buydu. Peki yetişim ya. Esra annem, ne yapıyorsun? İşe geç kaldın annem, alarmı mı çalmadı? Kalk. Yok anne, kurmadım alarmı. Gitmeyeceğim ben işe, istemiyorum. Ne demek gitmeyeceğim işe? İstemiyorum anne ya. Ayrıldım işten ben, gitmeyeceğim. Ya kızım, akşam Gül'ü oynaya gittin sen yemeğe. Ne oldu, yemekte bir şey mi oldu ha? Akşam da bir bozuk gelmiştin, ne oldu Esra? Kötü geçti yemek. Bana karşı o kadar nefret dolu ki... her seferinde canımı yakacak bir şey buluyor. Uğraşıyor benimle. Ha, o mesele. Annem, insan sevdiğiyle uğraşır. Bu çocuk da seni zamanında çok sevdi ki bence hala çok seviyor. Uğraşacak tabii, ne yapacak? Annem, bana neler dediğini duysaydın böyle demezdin işte. Ben baş edemeyeceğim bununla. Ne demek baş edemem? Sen nelerle baş etmiş kızsın? Bununla mı baş edemeyeceksin Esra? Çene senin için bu ayol. Yok, uğraşmayacağım ya. İstemiyorum. Şeytan görsün yüzünü. Hayır efendim. Hayır, kalk, kalk bakayım. Kalk, kalk bakayım. Kızdırma beni. Öyle bir şey yok. Tamam, biz biraz garip bir aile olabiliriz Esra, ama bizim genlerimize pes etmek diye bir şey yok ki anneciğim. Şeyi hatırlasana, hani ilkokulda sen başkan olmak istedin. Sonra bütün harçlıklarını biriktirdin. Bütün herkese patlayan şeker aldın. Sonra ne oldu? Başkan oldum. Tamam işte. Nerede şimdi o Esra? Ha? Nerede benim o hırslı kızım? Ne yaptın benim hırslı kızıma? Anne, abim nerede? Akşam yoktu. Anne, o hainin adını koydum kapının önüne. Yine mi? Ya Esra, konuyu değiştirmesene. Gideceksin mi işe? Hadi. Kim? Gaye arıyor ya şirketten. Hı. Alo. Neredesin sen? Arıyoruz arıyoruz, açmıyorsun da. Yarım saatte Çağla Hanım Çınar'la seni toplantı odasına bekliyor. Meeting var. Bizi mi bekliyor? Niye ki? Vallahi güzelim, orasını bilmiyorum. Eğer zahmet edip gelirsen öğrenirsin. Ay tamam Gaye, görüşürüz. Ne diyor? Yani Çağla Hanım bizimle toplantı yapmak istiyormuş, onu söylüyor. Şirkette bekliyor. Gideceksin mi? Biraz fazla ileri gitmemiş misin? Yani dün geceyi diyorum. Neyse ne? Musa, istediğim oldu. Esra işi bıraktı, tamam. Pek sevinmiş gibi durmuyorsun ama. Musa, ne olur can sıkma. Ne olur. Doğrusu buydu, bu kadar. Bitti. Biz işimize bakalım. Tamam, sen nasıl istersen. Günaydın. 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 Yarım saat sonra seni toplantı odasına bekliyorum. Çünkü çok güzel bir sürprizim var. Ne oldu ki? Sürprizim var diyorum Ozan. Toplantıda söyleyeceğim. Tamam, orada görüşürüz. Görüşürüz. Abi ne sürprizi sence? Hiçbir fikrim yok.
Hadi Çağla, söyle artık. Bak benim çok vaktim yok. Ya bir iki dakika daha bekler misin Ozan? Ne kadar sabırsızsın. Selam. Esra nerede? Esra, yani görmedim. Gelmedi herhalde. Belki de bıraktı işi. Zaten çok da uygun değildi işe. Hadi biz başlayalım. Tamam, o zaman başlayalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Kusura bakmayın, geç kaldım. Malum İstanbul, trafik. Beni çağır mısınız Çağla Hanım? Evet, hoş geldin Esra. Otur lütfen. Yetişmene sevindim çünkü size çok güzel bir haberim var. Nevan Restoran'ın uygulamamıza katıldığını öğrenen çok ama çok prestijli birkaç restoranla sabah bir telefon görüşmesi yaptım. Onlar da bizimle çalışmak istiyorlar. Vay. Gerçekten? Gerçekten. Esra, bu işte senin emeğin çok büyük. Yani ben çok sevindim Çağla Hanım. Ya bilmiyorum farkında mısınız ama ikiniz de hem çok yeteneklisiniz hem çok çalışkansınız. Ben bir şey eklemek istiyorum. Bu Nevan restoranında benim hiçbir emeğim yok. Bütün başarı Esra'nın. Hiç öyle şey olur mu? Beraber gittik oraya. Bence çok güzel bir ekip olmuşsunuz ikiniz. Esra, hatırlıyor musun? Mülakatın ilk günü vazgeçip gitmeyi düşünmüştün. İyi ki gitmemişsin. Senin gibi azimli kadınları aramızda görmeye çok ihtiyacımız var. Ve ben inanıyorum ki çok başarılı olup çok güzel yerlere geleceksin. Çağla Hanım, yani çok çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Yani başkalarının aksine bana güvendiniz, bana destek oldunuz ve inandınız. Yani umarım uzun yıllar bu şirkette sizinle beraber çalışıp katkı sağlayabilirim. Ben eminim. Ha bu arada restoranlardan biri bizi öğle yemeğine davet etti. Ben de dördümüz gideriz diye düşündüm. Dördümüz mü? Evet, dördümüz. Büyük oranda onların başarısı çünkü Ozan. Çok isterim Çağla Hanım. Yani tabii ki hep beraber yemek yiyelim. O zaman öğlen restoranda buluşuyoruz. Değil mi Ozan? Tabii tabii. Görüşürüz. Süper. Çıktım ben. Elinize sağlık. Zümrüt anneciğim, gerçekten ben artık çok şımaracağım. Vallahi yani masada bir kuş sütü eksik. O da var oğlum. O da var. Onun sürençinde kuş sütü var. Ha bu. Ekmeğin üstüne şaviyardan süt, ağzına at, ondan sonra süt iç bak. Cilde bak. Pırıl pırıl. Herkes diyor ki botoks mu? Değil, kuş sütü. Bana hep derlerdi, zenginin tavuğu çift sarılı yumurtlar derlerdi. Ama ben inanmazdım. Bir de varlığa darlık olmaz dedikleri tam olarak böyle bir şey olsa gerek. İnanır mısınız Zümrüt anne, ben sabaha kadar değinmez sözlüğü okudum. Vallahi. Bravo. Vallahi çok hoşuma gidiyorsun. İyi olacaksın, olacaksın. Ama bak bir anda olmuyor öyle şeyler. Yani tecrübe gerektiriyor. Yani bir anda bir Zümrüt Korfalı olamıyorsun. Mümkün değil. Yılların emeği. Çünkü neden? Sadece dış zenginlik değil, iç zenginlik de önemli. Kültür. Şart, şart bir yerde. Şu yemişi alabilir miyim? Ya yemiş sana kurban. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İstemiyorum ya. Öyle ten teması istemiyorum. Onlar alınırken eller birbirine değecek. Gözler birbirine değecek. Bakacaksınız, istemiyorum. Bu evde yaşıyorsanız bu evin kurallarına uyacaksınız. Ver o yemişi. Yemişi? Al yemişini. Yemiş ne acaba? Ben doydum. Prova'ya gidiyorum. Git. Ama öyle açısın. Kız. Kızım laf söylemeyeceksin. Sen git. Sen bakma. Sen git. Bakma. Git. Bakma. Sen bakma. Bakma. Bak. Bak bana bak oğlum, bak yakışmıyorsun. Bak bir masaya bak. Bak bir kendine bak. Şu üstündeki çapıtlar, o laylon düğmeler olacak iş mi oğlum ya? Ya üzülüyorum ya. Ya gerçekten üzülüyorum. Gidelim sana alışveriş yapalım, biraz bir zengin dur. Şöyle bir altın kolye 24 ayar. Vallahi mi? Yani bir üstüne başına bir çekirdeği bir zenginlik gelsin. Bir havan değişsin. Tabii, sonuçta tabii. İnsansın. Evet. İnsan gibi normal bir zengin insan gibi bir şey ol ya. Ama... Nasıl uygun görürseniz. Şu bandan kaymağı uzatır mısın? Adamlarım şifa olsun. Bir de bir şey soracağım. Bu havyar tam olarak hangisi acaba? Tam olarak bu. He bu. Ha öyle mi? Benim ilk havyarım da. Hain evlat. Çizdim yalçın bu sefer üstünü, affetmeyeceğim, çizdim. Of,
Bırak Allah aşkına Menekşem ya, bırak. O Zümrüt cadısına var ya, Eko bile dayanamaz. Bak görürsün, iki güne gelecek burada kapıya. Anne baba diye uluyacak. Ya, uluyacak. Açacak mı kapıyı Yalçın efendi? Hayır. Yok efendim, Menekşe'nin merhamet muslukları kapandı. Can düşmanımın evine girdi Yalçın. Tamam. Affetmeyeceğim Yalçın. Rezil kepaze etti. Aha geliyor yine. Tövbe. Zümrüt anne, bunlar hiç ağırlık yapmıyor mu ya? Yapıyor evladım ama taşımayı bileceksin. Doğru. Yani her kadın kaldıramaz bu kadar ağırlığı. Öyle efendim. Hadi bakalım. Gel oğlum gel. Sana tertemiz pırıl pırıl bir sayfa açalım. Oh açalım Zümrüt anneciğim, açalım pırıl pırıl bir sayfa. Açın yani, ne var ne yok açın. Zaten iki ayın birbirinize o kadar yakışmışsınız ki maşallah. Bir ses duydum ama sen de duydun mu? Zümrüt anneciğim, kendi öz doğurduğu evladını sokağa atan başkalarına neler yapar Allah muhafaza. Aman sus. Fırık. Sen sürüne sürüne geleceksin benim kapıma. Ama o gün sana su yok. Su yok Ekrem Efendi. Su mu? Fakir. Biz su içmiyoruz bir kere. Maden su içiyoruz. Mirenalli. Kahvaltıda da kuş sütü içtik. Buyurun gidelim Zümrüt anneciğim. Defol! Yemekler de mekanda gerçekten çok güzel. Hani hele dün geceki yemekleri düşününce. Aa, Ozan Bey'le gittiğiniz restorandaki yemekleri beğenmedin mi sen Esra? Yok Çağla Hanım, öyle değil de. Ya bütün yemeklerin içinde fesleğen vardı. Benim de fesleğene alerjim var. Ne kadar büyük şanssızlık olmuş. Ya gerçekten şanssızlık. Ozan Bey de halbuki bütün yemekleri kendi hazırlatmış. Tesadüf mü ya? Yani bilmiyor tabii benim alerjim olduğunu. Tabii nereden bileyim? Kötü oldu. Daha nasıl geçti yemeğiniz? CEO'muzdan güzel tüyolar aldın mı? Almaz olur mu? Hayatım boyunca unutamayacağım bir ders verdi bana. Allah Allah, ne dersiymiş bu ya, merak ettim şimdi. Estağfurullah canım, benim kimseye ders vermek haddim değil. Ben sadece kendi açımdan doğruları anlattım. Ne güzel. Biz o tüyoları alamıyoruz hiç kendisinden. Ne kadar şanslısın Esra'cığım. Ha, bu arada stajınız bittikten sonra şirkette çalışacağınıza canı gönülden inanıyorum. Ozan Bey, iyi misiniz? Bir soğuk su için isterseniz, sıcak mı bassın, ne oldu? İyiyim. Yalnız ben senin kadar emin değilim Çağla. Çünkü Esra'nın kaybettiği kart yüzünden bizim verilerimiz çalındı. Ama bir dakika, Esra'nın kaybettiği kart değil. Esra kartı kaybetmedi. Biri üstünden aldı. Yani bizim de başımıza gelebilirdi bu. Evet, kesinlikle haklısın. Ayrıca Ozan, eğer hırsız şirkete elini kolunu sallayarak giriyorsa da... ...bütün stajyerlerin kartı, bütün odalardaki kilitleri açıyorsa da... ...bu bizim suçumuz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Çok haklısın Çağla. Doğru söylüyorsun. Ben bir tuvalete gideyim. Ben de... bir telefonla konuşup geliyorum. Seni katı kalpli canavar. Seni karakolda gördüğümden beri her söylediğine, her dediğine, her şeyine katlandım. Ama sen dün sınırı fazla aştın. Artık yeter. Yeter, kendine gel. Esra, sesini alçalt. Alçaltmıyorum. Alçaltmayacağım sesimi ya. Sen 3 kuruş para kazandın diye bana her şeyi diyebileceğini mi zannettin? Sen artık kendine gel ya. Ne oluyor? Sen hiç kimseye böyle davranamazsın. Ne bana ne de başka birine. Asıl senin yaptığına ne demeli? Ne yapmışım ben? O parfüm, o elbise, hepsini bilerek seçtin. Hiçbir şey bilerek seçmedim ben. Ne alakası var? Herhangi bir elbise işte. Esra yapma, sen çok iyi biliyorsun elbisenin herhangi bir elbise olmadığını. Ne alakası var ya? Yok, öylesine giydim geldim. Bir özelliği mi vardı? Tamam, madem illa bana söyletmek istiyorsun, açık açık ben sana söyleyeyim o zaman. O eskiden en sevdiğim elbisen de, parfümün de hepsini bilerek seçmişsin. Neden? Çünkü beni kendine tekrar aşık etmek için. Yalan mı? Yalan. İftira. Öylesine giydim geldim diyorum. Aa. Ya eminim. Kesin öyledir, eminim. Bu arada ayrıca ben seninle neden muhatap olmak zorunda kalıyorum ki, anlamıyorum. Ya senden benim kurtuluşum yok mu ya? Yok. Benden kurtuluşun yok. Esra, benden ne istiyorsun? Ha? Allah aşkına benden ne istiyorsun? Tam olarak bunu istiyorum işte, tam olarak bunu. Seni böyle delirtmek istiyorum. Seni sürekli gözünün önünde olup senin sinirlerini bozmak istiyorum. Var ya, bu hayatı zindan edeceğim sana.
Çağla. Efendim Çınar. Bak, staj bittiğinde ben şirkete çalışmaya devam etmeyeceğim. Kendi şirketimi kuracağım, konuştuk bunu. Sakın babama gidip, yok çok azimli, çok başarılı diye anlatma. Sonra tutturacak, yok iyi ki de koydum seni oraya, ben demiştim falan. Hiç çekemem bak. Ya tamam Çınar, sakin ol. Hem ayrıca niye bu kadar başarılı olmaktan korkuyorsun? Ben babama bir şey söylemesem bile, yaprak kımıldası şirkette adamın haberi oluyor, sen biliyorsun ben ne yapayım. Of, ben nasıl bir kumpasın içine düştüm ya. Alışacaksın kardeşim, alışacaksın. Bak bu kadar çalışmak istemiyorken neler başardın. Bir de çalışmak istesen neler neler başaracaksın. Bu sabah neredeyse işi bırakıyordum ya. Dün gece istifa dilekçemi yazdım. Ama neyse ki aklım başıma çabuk geldi. Aferin kız Esra, aklın başına geldi. Aferin kız Esra. Sen anlamıyorsun galiba. Sen benim tek bir lafımla kovulur gidersin. Hadi desen bittin gittin nedir ya? Hadi kov beni. Hadi kov. Söyle herkese beni neden kovduğunu kov. Ne olacak ki? Anlat Çağla Hanım'a. Anlatırım tabii. Anlatırım ne var? Ben bu şirketin CEO'suyum. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilim. Ey ne güzel. Çağla Hanım gelsin beni neden kovmak istediğini anlat. Benim kim olduğumu anlatmaktan başla ama. Buyurun. Çağla Hanım geliyor. Gör bakalım. Hadi bakalım. Çağla Hanım. Esra. Ozan Bey size bir şey söylemek istiyordu da. Tuvalet. Ben buraya ilk defa geliyorum da tuvaletin yerini bilmiyorum. Sen biliyorsan. İçeri dümdüz ilerleyince zaten karşına çıkar. Sağ ol. Esra Hanım. Esra. Şirket hakkında neler düşünüyorsun? Sen burada mıydın? Buradaydım. Ozan Bey. Artık staj bitince beni kovmanın bir yolunu bulursunuz diye düşünüyorum ben. O zaman gelsin. Hala ne düşünüyorsan bakarız. Ya Ozan, sana bir şey soracağım. Neden Esra'nın bu kadar üstüne gidiyorsun abi? Yok, gitmiyorum. Nereden çıkardın? Ya daha az önce gördüm. İşte masada üstüne gidiyordum. Ben herkese aynı davranıyorum Çınar. Ama iş hayatının zorluklarıyla baş edemiyorsa kendi bileceği iş. Ben kimseye itimat göstermem. Biliyorsun. Peki. Bu arada sen neden soruyorsun bana bunları? Ben bu kadar az tanıdığım bir insanı neden her fırsatta savunuyorsun? Yok, savunmak gibi değil yani. Gözümle gördüğüm için sormak istedim. İyi bir kız bence. İyi bir kız. Hı-hı. Sen ne kadar tanıyorsun ki bu kızı? Yani çok tanımıyorum. Yeni tanıştım ama bence yeterli bir süre tanımak için. Hı. Ben çıkıyorum. Ben de. Ya ne kadar iyi oldu da böyle dördümüz birden yemeğe geldik, vakit geçirdik. Bundan sonra bunu sık sık tekrarlayalım. Tabii mutlaka. Aynen. Kesinlikle. Kesin. Niye güldü ya? Ya bırak sen onları Allah aşkına. Allah Allah. Ne anlarlar ya? Hiç. Şuna bak ya. Aa. Nasılım? Ne oldun ayol? Muhabbet kuşuna dönmüşsün. Ay. Bırak Allah aşkına. Ay, dükkana gel de düzelteyim. Sen kendini düzelt. Ay Eko abi. Gömleği nereden buldun? Gözüm kanadı resmen. Hülten. Bırak ya. Zürt anneciğim, yani Elif bu tarzı beğenir değil mi kesin olarak eminiz yani? Tabii tabii, sen bana güven. Ya biraz böyle Almancı futbolcu gibi oldum ama. Paradandır o, paradan. Şimdi zenginlik geldi üstüne. Doğru, doğru. Hadi bakalım. Ay kızım, ne çok ekmek yediniz ya. Afiyet olsun. Yalçın, Yalçın buraya gel. Gördüler. Efendim? Yalçın buraya gel, Yalçın. Ne oldu? Yalçın çabuk. Hadi bakalım. Ne oldu? Nasılım anne? Ne olmuş buna ya böyle soytarı gibi? Baba ayıp oluyor ama ya. Siz neye gülüyorsunuz ayrıca? Dur bir çekelim şunu ya. Buraya çekecek ya, akşam da güleriz. Dur kıpırdama, sakın kıpırdama. Baba vallahi ayıp oluyor. Dur, sus. Dur öyle. Boz ver. Eko var ya, Eko'ydun, Ekose oldun şu anda. Baba lütfen,
Zümtanecim bunlar eğleniyor benimle ama. Oğlum kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Değil mi? Tabii canım. Bence zenginin de parasız zürdün çenesini yorarmış işte. Ya bir de şey var değil mi anneciğim? Zengin kesesini böyle zürtler de dizini döver. Bravo. Nasıl içime siniyorsun sen ya? Sahibizden. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Duy, seninle gurur duy. Sen hain evlatsın, yazıklar olsun sana. Üç kuruşa ananı babanı satmaz. Sen daha dur. Sen benim kapıma geleceksin, yalvaracaksın. Ama ben o kapıyı sana açmayacağım. Bak buraya yazıyorum. Ama anneciğim aşk, sevda. Hadi be. Sus be. Bir de konuşuyor. Hadi yürü. Gel çocuğum gel. Üç kuruş. Öyle bir para birimimiz yok bizim Lübat'ımızda. Çok hoş olmuş. Anneciğim, Zümrüt anneciğim. Bir de bizim Elif'le durumumuzu artık konuşmasak mı? Konuşuruz. Tamam. Abi bir yavaş, bir sakin. Ben o karakola hiç gitmemeliydim Musa. Onu var hiç görmemeliydim. Benim ne güzel, rahat, düzenli, huzurlu bir hayatım vardı ya. Resmen dert oldu başıma, kurtulamıyorum da. Ve Çağla'ya sevdirdi kendini nasıl yaptıysa. Hayır, o kadar işin altından nasıl kalkıyor, o restoranı nasıl bağlıyor onu da anlamıyorum. Resmen şeytan tüyü var onda, şeytan. Abi biraz akışına mı bıraksan? Sen nesin? Sen CEO'sun. O bir stajyer. Yani istersen muhatap bile almayacağın, görmeyeceğin bir insan yani sonuçta. Öyle olmuyor işte Musa, öyle olmuyor. Ne yapıyor, ne ediyor? Bir şekilde çıkıyor karşıma. Abi sen kendini çok sıkıyorsun. Bırak, bir sal kendini ya. Bırak o kendi işini yapsın, sen kendi işini yap. Bu stajyerlik meselesi de böylece bitsin gitsin. Yani olayı çok kişiselleştiriyorsun, çok zararlı. Belki de umursamasan o da kendi işini yapacak, sürüp gidecek. Diyorsun. Yani. Onu mahvedeceğim. Dün gece o evde bana söylediklerini tek tek burnundan getireceğim onu. Tam olarak ne yapacaksın peki kuzu? Çirkinleşeceğim Zeyno. Çirkinleşeceğim. Bundan sonra bel altı vuracağım. Allah Allah, korkutma kız beni, bel altı mel altı. Ne yapacağım bel altı vuracağım? Bu ne kız? Bir, itibarını yok et. O çok sevgili, yakışıklı CEO'larının gerçek yüzünü göstereceğim onlara. Gençler neye gülüyoruz? Gel skandal. Gel diyeceğim de yani. Ne? Kulaklarını tıka. Abi acaba sesini mi kıssak ya? Hiç bana o bakışı atma abi. Kusura bakma ama sende de hiç kulak yoktur. Tamam da daha yeni başlamıştım Musa. Ne yapayım? Ayrıca bu yaptığına kalleşlik derler. Çok ileri gitti bu sefer. Çok. Efendim Ozan Bey? Sen yaptın değil mi? Neyi ben yaptım? Neyi diyorsun? Ya anlamıyormuş gibi yapma Esra. Senin yaptığını biliyorum. Ozan Bey. Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum gerçekten. Ben salak değilim Esra. Ayrıca geçmişimden de utanmıyorum. Haberin olsun. Ne kadar güzel. Alo. Alo. Kapattı yüzüme. Sen dur. Sen dur, dur. Dursun.
Alo? Hemen terasa gel Esra. Gelemem, işim var. Hemen dedim Esra, hemen. Aa, Ozan Bey çok ayıp ama. Hiç oluyor mu böyle? Ayrıca sinirinizi kontrol etmeyi öğrenmeniz lazım. Ayıp oluyor. Kapattı. Yüzüme kapattı ya, çıldıracağım ya. Ah, bak kendi halinde çalışır diyordun, şu düştüğümüz hale bak. Abi tamam sakin, kız çok üzüldü. Aldı hıncını. Daha ne yapabilir ki? Sus, sus. İki, alerji. Benim alerjim varsa onun benden daha pis alerjileri var. Ozan Bey, merhaba. Merhaba. Ya yolda gelirken bu çiçekleri gördüm. Zambak. Çok güzel, kokmuyorlar mı? Ah, mis gibi. Çek şunu Esra. Esra. Alerjim vardı. Alerjiniz mi vardı? Tüh. Yani bilseydim ben elimde çiçeklerle, zambaklarla koşa koşa hiç gelir miydim asansöre? Ama bir koklayın, çok güzel kokmuyorlar mı? Güzel yaşayın. Şöyle bütün kokusunu yaysın. Önemli semtlerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ama bizim asıl kurulma amacımız olan ara sokaklarda hala yeteri kadar aktif değildir. Çok yaşayın Ozan Bey. Pardon. Feraye devam et. Bu semtlerin yani bu sokakların birçok lezzeti ve zanaatkârı barındırdığını biliyoruz. Ozan Bey iyi misiniz? Hasta mı oluyorsunuz? Şey portakal suyu, C vitamini bir şey ister misiniz? Şey... ekibimizi bu mahallelere ulaşması için sahada görevlendirmeyi planlıyoruz. Ozan Bey su ister misiniz? Ben size su vereyim. Buyurun. İstemez. İstemez. Ben geçeyim. Ozan iyi misin? İyiyim, iyiyim. Alerji var. Ya. Arkadaşlar. Esnafımıza... zararımız değil, yararımız dokunacağını anlatmamız gerek. Ekiplerimiz hemen sahadaki çalışmalara başlasın. Toplantı bitmiştir. Tamam. Geçmiş olsun Ozan Bey. Teşekkürler arkadaşlar. Ozan Bey, öğleden sonraki toplantıyla ilgili olarak size söylemem gereken... İptal et. Pınar, bugün ne varsa her şeyi iptal et. Tamam, iptal ediyorum. Ozan Bey damla çok hapşırdı toplantıda ya. Hasta falan herhalde. Demek ki bir şey alerjisi varmış. Yani demek ki. Mevsimi ya. Polen mevsimi. Yaz anca. Hemen terasa gel. Hemen. Kaşınıyor mu? Bilerek yaptın değil mi? Hah? Yo. Yo diyor bir de ya. Sen beni öldürmek falan mı istiyorsun? Şu halime bak, her tarafım kaşınıyor, çıldıracağım ya. İlacı var, sürersin, olur biter. Ayrıca sen yemekte bana neler yaptın öyle? Bütün deniz ürünlerini getirmişsin sofranın ortasına. Fesleğine alerjin varsa fesleğini doğratmışsın da doğratmışsın salatanın içine. Aynı şey mi Esra, aynı şey mi? Benim bir suçum yok. Sen başlattın. Ben mi başlattım? Sen gelip benim şirketimde işe girmeseydin bunun hiçbiri yaşanmazdı. Almasaydın işe. Doğru söylüyorsun, almasaydım işe. Ama işte yaptım, boşluğuma geldi. Neyse zaten bırakacaksın işi.
Bu saçmalık geri dişecek. Bırakmayacağım. Bırakacaksın. Bırakmayacağım. Bırakacaksın. Bırakmayacağım. Bırakacaksın Esra. Bırakmayacağım. Sen beni buraya böyle çağırıp... Bana mobbing yapamazsın. Mobbing derler bunu Ozan Bey. Nereye gidiyorsun ya? Benim daha sözüm bitmedi. Ben anlatacaklarımı anlattım. Benim söyleyeceklerim bitti. Ne yapıyorsun? Kapı açılmıyor. Yardım et. Atsana kapıyı. Esra sen kapıyı mı kapattın? Ha, kapattım. Ne var? Seninle eskiden evli olduğumuzu kimse duymasın diye bile bile kapıyı kapattım. İyilik yaptım sana, iyilik. O kapı buradan açılmıyor Esra. Ne? Açılmıyor mu? Açılmıyor. Ha tamam ya, neyse ne, önemli değil. Senin şirketin değil mi sonuçta? Ara birini gelsin, kurtarsınlar bizi. Yok, telefonumu almadım yanıma. Ver telefonunu arayayım Musa'yı. Ben de almadım telefonumu yanıma. Ne? Nasıl almadın telefonunu yanına ya? Allah Allah, sen niye almadın? Ben de o yüzden almadım. Ya kafa mı bıraktın insanda? Of! Açılmaz, açılmaz. Ben bunu biliyorum, açılmaz. Kimse de duymaz. Bravo Esra, bravo. Sana bravo. Söylesene kapı kapanınca açılmıyor diye, ben nereden bileyim? Ayrıca ne garip bir şirketmiş burası, kapıyı kapatıyorsun. Açılmıyor, asansörler çalışmıyor. Böyle saçma şey mi olur? Sus, sus git. Köşede bir yerde otur, git. Sanki ben çok meraklıyım senin dibinde durmaya. Bak hala duruyor ya. Of! Ozan. Kaşıyor mu? Esra. Ay tamam be. Çok gergin bir şey olmuşsun sen ha. Bu plazalar var ya, bu hayat sana hiç yaramamış. Ayrıca senin yokluğunu bile illa fark eder. Pınar, Musa. Sus, sus. Dene dene aç bakayım, ittir bakayım. Pınar, Ozan Bey odasında mı? Yok, bugünkü bütün toplantılarını iptal etti. Apar topar çıktı. Ay tamam. Benim de işim vardı. Ben de çıkıyorum o zaman. Okey. Ben de birazdan çıkacağım zaten. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın Musa Bey. Gerçekten çok aranan bir kişiymişsin. Şirketin CEO'su ortada yok ama kimsenin umurunda değil. Bana bak, sabrımı zorluyorsun. Çıtın çıkmayacak. Güzel güzel otur orada. Gıcık ya. Gıcık mı? Senin yüzünden düştüğümüz şu hallere bak, sensin gıcık. Ben ne bileyim kapının buradan açılmadığını. Kapıyı kapatırsın açılır. Ne saçma sapan bir kapıymış. Kusura bakma Esra, binayı ben tasarlamadım. Ozan, kaşıma. Bak kaşıma, yara yapacaksın, kızarmış. Bunları o zambakları burnuma burnuma sokmadan önce düşünecektin. Ha ne bileyim ben seninle burada kilitli kalacağımızı. Ayrıca krem sürersin geçer demiştim. Hep bir bahanem var değil mi? Hep. Bana bak. Üşüyor musun sen? Yoo iyiyim. İyiymiş. Bilirim ben seni. Donuyorsunuz sen şimdi. İyiyim. Al. Bak bana yaptıklarına rağmen ceketimi veriyorum, bak gör. Zaten ne kaybediyorsan bu iyiliğimden kaybediyorum. Ay çok mütevazısın gerçekten. İstemem, sağ ol. Al. Esra al. Bak fikrimi değiştirmeden al şunu istersen. Yok, iyiyim ben böyle. Ya olmaz, kısa konuş. Esra, al tamam. Ne yani, sen benim gözümü yaşartıyorsun ya. Sen kendinden başkasını düşünür müydün? O ne demek be? Sen bencilsindir Esra, sen kendinden başka kimseyi düşünmezsin. Ozan saçma sapan konuşma. Yapma Esra, Allah aşkına. Şu kadar çıktık, sen o zaman bile kendini düşünürdün. Herkes sana aşık diye, sen okulun en güzel kızısın diye istediğini yaptırırdın. O ne demek be, atma. Kim atıyor acaba? İlkokuldaydık ya, hatırlasana. O zaman ödevimi yetiştiremiyorum. Sen yapar mısın? Ben mi? Evet, sen. Yapar mısın ödevimi? Hı hı. Thank you.
Benim zavallı çocukluk halim. Gidip uyarabilsem keşke, bu kız sana daha neler yapacak diye bilsem. Ay tamam da sen de şu an biraz abartıp saçmalıyorsun. Ben de senin için bir şeyler yaptım. Allah Allah, neler yaptın acaba? Pasta yaptım. Hatırla. Senin doğum günündü, ben sana pasta yaptım. Hatırladım. Hatırladım. O zaman bile kendi istediğinden yaptın ki ben çikolatalı pasta severim. Pasta meyveliydi. Yapmış mıyım, yapmamış mıyım? Yaptım sonuçta. Ben sana daha bir sürü şey yaptım. Neler yaptım ya? Bin tane şey sayarım sana. Ben sana hiç aşık olmadım dediğin adama. Gerçekten. Neden yapıyordum bunları? Hani insan bunu söylediği bir adama bunları yapar mı? Aşık olmadım dememe bu kadar takıldın ki? Herkesin dilinde aşk da aşk, aşk da aşk. Aşk ne ki? Aşık olsaydım bilirdim. İnsanın aşık olup bunu anlamamasının imkanı yoktur. Aşıksan canın yanar. Onu hep yanında istersin. Hayat onunla güzeldir. Her şey onunla anlamlıdır. Ama o yokken tüm dünyaya da sahip olsan hiçbir önemi yoktur. Eğer böyle bir şeyse aşk, insanın canını yakıyorsa, insan neden aşık olmak ister ki? Çünkü aşık olmak insanın elinde değildir. Ne yapıyorsunuz burada?